Evet. En son cinnet geçirmiştik şuraya uğraşırken. Bir de şu kapanmış. Bunu açalım. Bu şuraya takıldığı için kapanmış. Şimdi sen nereden ne alıyorsun? Sen bir buraya bağlısın. Bir buraya bağlısın. O kadar. Bunu alalım şuradan. Aşağıya verelim. Şimdi çalışıyor olması lazım. Evet. Seni buraya bağladık bir. Seni buraya bağlayamadık tabii ki de. Vallahi yorucu bir hayat. Gerçekten iğrenç bir hayat. Şunu bunu böyle yapsak. Sen neresin? Bir başa bir de şuraya bağlısın. Deneme yanılma yöntemiyle çözeceğiz kablolamayı. Alanı biraz dar kullanıyorum ben. Bu benim maalesef bir negatif özelliğim. Sen buradan alırsın bu arada her şekilde. Sen buradan var ya şov yaparsın. Bak şimdi bunu buraya koy. Böyle değil. Bunu buraya koyarız. Şuraya da bağlarız böyle. Tamam. Her yere bağlı. 512 blok olarak 512 bucket bunların ikisine de dolmuş. Bunun için karpuz dolu. 352K karpuz var bunun içerisinde Void Upgrade ile birlikte. Sende ne kadar var? 41K. 640 stack var. Gayet güzel. Sizde sanırım Void Upgrade mevcut. Okey. O 1387 stack Industrial Hemp Seed'imiz varmış. Gayet başarılı. Gayet başarılı. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi bunları Refinery ile birlikte arkadaşlar dizele çevireceğiz. Bizim hedefimiz şu an bu. Bu ikisini alacağız. Bir adet Refinery ile birlikte rahata ve huzura kavuşturacağız. Son dizi üf doktora yetiştim. Bana dedi ki bir şey yok. İlaç iç. Yani demek ki yokmuş. Yani demek ki canın tatlıymış. Ne için maden yapınca böyle oluyorsa yerin dışını tahmin edemiyorum. İşte Balkanların ve Orta Doğu'nun en iyisi olmanın getirdiği ayrıcalıklardan biri diyelim. Öyle diyelim. Evet. Ne yapıyoruz biz şimdi? Görevlerden de şöyle bakabiliriz. Fermenter yapmıştık. Bize Fluid Router verdi. Güzel. Refiner yapacağız. Refiner yaptığımızda dizel jeneratöre de erişimimiz olacak. Şöyle sabitleyelim. 2 Light Engineering, 16 Iron Sheet Metal. Bunun şimdi Iron Plate'leri var. Iron Plate yapacağız. Bir stack yapalım. Çok fazla lazım olur zaten biliyorsunuz. Plate misin sen? Plate modundasın. Ama oraya gidersen biz senden anlaşamayız. Bunu hemen Eşref amca modundan Redo moduna alalım. Bir anda bak Redo var gibi çalışmaya başladı. Steel yapacak olursam bizde gerek yok ya. Ben de yapacağım zaten. Ki Steel'a da ihtiyacım yok yani. Benim çok uzun süre geçecek kadar Steel'im var. Hemen hemen her şeyi yaptım. Hala 190 tane Steel'im var. Ki şu da yeterince hızlı yani. Yapıyor. Gerekirse hatta biz bir oraya bir stack daha atalım. Biz buradayken bu da çalışsın. Nasıl fikir? Bence müthiş fikir. Zaten kokumuz da geliyor. Biraz da kol atalım. Yeter yeter. Sen rahatta kal Yusuf ya. Biz yettiririz. Biz hallederiz o işleri. Ne görevim bitmiş? Garden Cloche'tan da görev yapmışım. Okey. Şu plate'lerimizle biraz da copper alıp bunları baş göz edeceğiz burada. On iki tane şimdilik yeter gibi. Iron Sheet Metal. 24 tane yapalım. Bir tane de Redstone. Tamam.
Light Engineering 2 tane. Yaparken bakın size bu büyük bir taktik olsun bu. Akışık tomunuzu alın. Buraya file yazıp girişlerine bakın. Nereden ne girecek? Nereden ne çıkacak? Şimdi buna bir sağdan bir soldan giriyor. Önden çıkıyor. Tamam mı? Çıkışında ne blok varmış bunun? Birazcık zorlu bir süreç. Okey. Şeyler karşıya bakacak. Aynen böyle. Bunu buraya koyabiliriz bu şekilde. Tam ortalanmaması gibi minik bir sorun var ama yapacak bir şey yok. Adamlar böyle yapmış. Sen buraya. Sen de buraya. Bir light sana. Sana bir heavy daha. Sen değil. Sheet metal demir için kullandım mı? Ne yaptım ben yine? Yok. Buraya redstone unutmuyoruz. Bir tane eksik kalacak. Ben de çok sinirleneceğim. Evet, çok sinirlendim. Ne kadar sinirlendim görüyor musunuz? Aşırı sinirlendim. Evet, refinery'imiz hazır. Şimdi buna elektarı şu ortadan verebiliriz. Ama buna high voltage lazım. Buna high voltage lazım. High voltage buradan geliyor. Şuradan bir high voltage aktarabiliriz. Şöyle bir post atarız. Evet, şey, sen söyle adını. Mekanizm pipeları nerflü. Ya bırak bu işleri ya. Şu bırak bu işleri ya. Sizin base'iniz ne yapayım ben? Benimkinin sıcak ortamı sizinkinde var mı? Şuraya bak. Sıcak bir fabrika ortamı. İnsanlar burada çalışmak için can atıyor. Can can. Ya. Siz ne anlarsınız? Kapitalizmle ruhunuzu kaptırmışsınız siz ya. Konnektöre kalmadı mı? Ana ne oluyor lan? Senin ne işin var burada? Biz buraya böyle bir şey yapmışız. Neden yapmışız? Allah bilmiyor neden yaptığımızı. Bunların bloğu 30, şey sınırı 32 blok sanırım. O yüzden HV'ler baya yüksekten seyahat edebiliyor. İki post daha atalım. Evet, coil. Okey. Buna elektriği verdik. Hem de güvenli oldu. Sıkıntı yok. Hoş geldin Çağrı. Ghostforge'dan modpack'ini açıyorum. Benim de ses var. Oyuna girince ses gidiyor. Ne yapmam lazım? Hiçbir fikrim yok. Daha önce böyle bir şey duymadım. Base'e gider misin? Gideriz bir araya. Zaten experience tahsilatına gideceğiz ya. O arada hallederiz. Ha, şunları şöyle yukarı alacaktım. Bunları çok dikkatli kırın. Sakın tankları kırmayın. Hayatınız biter. Bu lead pipe yapalım biraz. Nerede bu lead pipe'larım? Bunların girişini yukarıdan verelim ki aşağıdan hem giriş hem çıkış verince çünkü bazen sıkıntı oluyor. Eyvallah. Bir iron plate'imizi bitirdik. Okey. Ne yapıyoruz şimdi?
Şimdi soruyu soruyorum. Ne yapıyoruz? Tabii ki de lever basıyoruz. Neden? Çünkü lever olmadan Immersive'in tankları çıktı veremiyor. Görüyorsunuz etanolümüz geliyor. Yandan plantoilimiz de geliyor ve biyodizelimiz çıkıyor. Biyodizeli de bir tanka depolayabiliriz. Sağ tarafa yakın olmasaydı daha tatlı olabilirdi. Evet geldim. Bu arada şöyle bir şey yapacağım. Bu benim biraz canımı sıktı da. Bunun output'unu alttan verelim şuradan girsin. Dur be. Tam burası mı? Ulan var ya. Navigasyon gibi adamım be. Vallahi navigasyon gibi adamım be. Şuraları kapatalım. Granzo geldi, hoş geldi. Granzo geldi, hoş geldi. Azer hayat çok yorucu be. Vallahi yorucu hayat. Nereden baksan doğru diyorsun. Nereden baksan doğru diyorsun. Buraya öyle bir şey yapmaya gerek var mı? Güzel görünsün diye yapıp yolu uzatalım mı? Bence hiç yolu uzatmayalım. O kadını sen mi seslendiriyordun? Ne? Tamam, kıskanıyorsunuz biliyorum ama bu kadar da belli etmeyin kıskandığınızı ya. Üzülmeyin, bir gün siz de izleyin benim yayınlarımı. Gelin benim yayınlara. Siz de öğrenirsiniz yarın. Bir gün işte Azerza nasıl base yapıyor, nasıl base yapılır, kablolama nasıl yapılır. Siz de öğrenirsiniz. Hani nazar etme ne olur, çalı senin de olur. Anlatabiliyor muyum? Mantalite bu, konsept bu. Evet. Nerede benim hamurum? Burada. Buraya çıktığımızı vereceğiz. Yine fluid pipe yapacağım artık. Bir miktar yorulmuş durumdayım fluid pipe yapmaktan. Hayatımın yarısı fluid pipe yapmak da geçti çünkü. Allah. Biyodizelimiz doluyor buraya. Gayet güzel. Buradan da dizel jeneratöre aktaracağız. Dizel jeneratörü yandan geliyordu galiba. İki tane dizel jeneratör yapacağız. Ona göre şey yapalım. Her şeyden ikişer tane. 18 tane radiator block. Bir miktar pahalı bir kardeşimiz. Görevin bitmiş olması için tabi şuradaki Bucket of Diesel'i de almak lazım. Önce ben bir malzemeleri alayım bu arada. Ondan sonra yapalım. Daha rahat olur bizim için. Ay. Tepeden input vermek zorunda değilsin. Alttan hem input. Biliyorum biliyorum. Benim hoşuma gidiyor böyle Yusuf, o yüzden. Aşağıdan buradan veriyorsun. Buradan da veriyorsun. Bu buraya giriyor otomatikman. Buradan da diğerinden çıkabileceği yere çıkıyor zaten. Daha önce hep böyle kullanıyorduk. Ama böyle yapmak daha çok hoşuma gitti. Lavaş döner demiş ki kıskanmak daha kolay. Tabi haklısın. Çakma diktatör, hoş geldin. Aşağıdan demiyor musun işte? Altından bunun. Bunun altından. Yandan da oluyor. Hiçbir şey fark etmiyor yani. Her şey aynı. Önemli bir şey değil bu. Ben yukarıdan vermeyi sevdiğim için yukarıdan veriyorum. Daha güzel görünüyor. Bak. Hoşuma gidiyor yani bu görüntü. Selçuk abi hoş geldin. Ne lazımdı bize? Steel sheet metal lazım. Kaç tane lazım? Radiator blok. 20 tane yapacağız. 4x5 20 tane lazım bundan. Biz bir stack plate yapalım. Gerekecek.
20. Tamam. Bunu hallettik. 18 tane, 12 tane steel scaffolding. Jeneratör blok 4 tane. Burak çekil. Lan bu ne? Aa, bunlar benim arkadaşım. Aa evet. Lan kendi dostlarımızı vurduk. Yazıklar olsun be. Neyse. Kinetik dinamo istiyorsun. Steel sheet metal sen de istiyorsun. Kaç tane çıkıyor sanırım? 4 tane çıkıyor. Kinetik dinamoyu da hemen yapalım. Gelme. Gelme, geliyor. Saldır bakayım yavrucuğum. Saldırın bakayım enchantlı kılıçlarınızla. Vurun bakayım onlara. O iki atıyorlar lan. Vallahi güçlüymüş ha. Vallahi güçlüymüş ha. Bir yudum çayımdan aldım. Evet. Biz bundan yapmadık değil mi? Doğru. İki tane senden. Sekiz tane jeneratör blok. 13 tane heavy engineering blok. Toplamda 26 adet heavy engineering blok. Sağlam. Sağlam parça. Steel plate yapımına geçebiliriz. İki tane yapacağımız için birazcık masraflı olacak. Ayrımlar ne durumda? 40 tane gelmiş. Güzel. Tabii bunların hızı... Acaba bunlar da çalışıyor mu? Hangi iki blokta acaba destekliyor bunu? Alloy King'i hızlandırabiliyoruz ya. Acaba dedim bunlar öyle bir tarz bir şey var mıdır? Yok sanırım. Çok değişik görünüyor. İki tane bunu yeter ya. Makul hızlı ilerlerler. Tane daha steel var üstünde. Bunu da yapalım plate. Biraz copper alalım çünkü şey lazım olacak. Bu var ya bizim parça. O parçadan lazım olacak. Yirmi tane yaptık bundan da. Şimdi 26 tane heavy engineering blok. Zorlu bir sürece giriyoruz arkadaşlar. On sekiz, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Electrum plate istiyordu galiba bu. Hatta şöyle 24 tane yapalım düz hesap. Abi şu an okuyor musun? Okuyorsan ne okuyorsun? İşletme okuyorum şu an. 54 tane yapalım bundan. Ver kömürleri. Bunu aslında şey eklenebilir ya. Ben bunun bir datasını inceleyeyim. Cook Oven'ın. Cook Oven'a şey ekleyebiliriz. Charcoal'la da yapabilme. Onu ben bir not alayım. Yeni güncelleme için inceleyeyim. Nerede benim güncelleme notlarım? Cook Oven Charcoal. Resipi ekleyebiliyorsak ben buraya bir charcoal resipisi de ekleyebilirim. O kolay bir iş. Ver bir tane daha. Varmış zaten. Okey. İşlemi de şöyle gerçekleştireceğiz. Benim iki tane backpack'im vardı. Nerede o backpack'lerim?
burada. Hasar yediğimiz an nasıl geliyor reisler, gördünüz mü? Vallahi çözmüşlermiş. Seni alalım bir. Seni de alalım bir. Bunları bu arada fazla alırsanız Rollins yersiniz. Üstünüzde haberiniz olsun. Log diyelim. Düşüyor mu? Düşmüyor. Tamam. Buradan Wooden Plank'leri. Aa, bak oldu mu? Nereye gitti? Bir bug vardı bununla ilgili. Onu şey mod yapımcısına bildirdim. Shift'le almayın. Onu söylemeyi unuttum ben size. Kendim aynı hata yaptım. Bunu shift'le almayın. Modda bir bug var. Geldi bu arada. Hemen bakıyorum. Aşimenes gelmiş. 19. ayını kutlamış. Aşimenes'im çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Hoş geldin. Al al, bitmiyor. Çantanın biri nereye gitti bizim? Şimdi açsak. Çantanın birini yok ettik. Kim bilir nerede? Bunu şuraya atalım. Zaten çantanın içi boştu. Ondan yana sıkıntı yok. Alalım bir tane gold çanta. Normalde çantayı düplüyor da. Bize çantayı sildi. Bir tane daha tank upgrade vardı. Şu şekil. Bunu da buraya koyalım. Funnel 2 adet. Bu değil. Şunu şuradan. Bunu da buradan. Creating Hammer'ı. Pardon, Wrench'i. Buradan zaten sistem bunları otomatikman toplayacaktır. Tamam. Aşağıda şu an çok daha hızlı bir şekilde iron üreteceğiz. Iron da ekleyelim buraya. Arc Furnace yapana kadar böyle idare edeceğiz. Şunları tekrar plate'e çevirelim. Bunlara pump bağlamadım. Daha bir ara bağlarız zaten. Bu bayağı biriktiriyor içerisinde Cresto'yla. Şu an güzel. Yalnız çok büyük bir sorun var. Acil bir tuvalete gidip gelmem lazım. Fena durumdayım. Vallahi bak yine el aleme mesi oldunuz. Canlı yayında altına eşit edeyim. Hemen geliyorum. Tamam. Nasıl taşırız onu düşünüyorum. Buraya şeyi verebiliriz. Buradan bak. Aşağı ineriz. Hazır bak, burada şeyimiz de var. Tamam, mis gibi. Mis gibi sayın seyirciler. Buraya bir gearbox daha atarız. Atamazmışız. Herhalde canı böyle bir şey istiyor. Bilmiyorum. Tamam. Buraya yine bir vertikal yukarıya aktarıyoruz. Elektrinkimizi. Buradaki emanetlerimizi alıyoruz. Üstümüzün hayvan gibi dolu olduğunu fark ediyoruz ve bunları buraya atıyoruz geri. Üstümüzde seed ve çiçek olduğu için çok sinirleniyoruz. Bir anda çok sinirleniyoruz.
Renault'da 48'de küp çıksaydı senin base'i açacaktık. 48'de derken. Redo bir şey yapmaz bu arada, sizi kandırmıştır. Hiçbir güç Redo'ya benim base'imde küp açtıramaz. Ben de Redo'nun base'ini de açmam mesela, yani o yüzden. Bir 8. ayı patlamış. Helal olsun. Böyle mi koyduk bunu ya? Böyle. Buraya bir adet daha vertikal. Large cogwheel'ımız. Dört tane var bizde burada. Den de şöyle koyarız. Bunun hızını açtığımızda tamam. Hallettik Türkiye. 163 Fe ile üretiyoruz. Burayı hemen aydınlatalım. Dorç. Şöyle ışığını da verdik. Hop rari de kapatalım burayı. Tamam. Şimdi buradan bir medium voltaj kapasitörümüz var burada. Buradaki kablo karmaşıklığına bir son verelim. Burayı da bir alalım bununla. Tamam mı? Bak burası mesela ne güzel şeyle toplanıyor. Buradan 3 tane geliyor. Ön tarafında da bunu toplarız. Diyeceğim. Rezil rüsva bir şey olur o. Yani şunları nasıl taşıyabiliriz yani güzel? Slow mod çok. 3 saniye. Şunları bir alalım. Burayı nasıl güzel göstertebiliriz? Şunlardan bir kurtulalım. Evet. Bunu aslında arkaya dönürtebiliriz. Ama o zaman estetiği bozulur, hani rüzgar günün mantığı bozulur. Dur, buldum. Bak, aklıma güzel bir şey geldi. Kır bunu da. Al bunların hepsini. Aç şunu da yavrucuğum. Daha da yukarı alacağım bunu. Tamam mı? Bunu ortada, tam ortada daha da yukarı alacağım. Bana vurma. Bana vurma. Çocuklar halledin. Halledin çocuklar. Vallahi iki atıyorlar. Helal olsun. Çanta mı çıktı ondan? Ana backpack çıktı. Maviye boyanmış. Ne Allah aşkına, üstünde çer çöp dolu yine ya. Evet. Gladios hoş geldin. Post bir tane daha var. Şimdi bak, modlu Minecraft Show'un SH kısmı geliyor. OV'sini de birazdan yapacağız. Tam bu noktası var mı? Var şurada. Şöyle bak. Buraya toplayacağız hepsini diye düşünüyorum. Kabloların buna sıkıntı çıkartmayacağını umuyorum. Bakalım çıkartacaklar mı? Ortada bir relay. Burada hepsini toplarız.
Hepsi buraya geliyor. Tamam mı? Buradan. Burası kaç? 16, 32, 64 üretiyor. Burası 6 kere 8, 48. 1K civarı falan üretiyor. Buraya medium voltaj yeterli. Buraya medium voltaj yeterli. Ama biz yine de bunu high voltaja çevirelim. Ne istiyorsun? Steel istiyorsun. Ortaya sen 3 tane steel alalım şuradan. 31 tane var lan sıcı. Şuradan inşallah buraya direkt çekebiliriz. Onu çekersek büyük bir sorundan kurtulacağız. Evet, buradan direkt çekemiyormuşuz. Bunu yükselteceğiz biraz. Bir post daha yaparız. Bakalım oluyor mu? Kurtarıyor mu buradan? Yok. Nasıl yapabiliriz? Beni salın. Lan bana vuruyorlar. Lan bana ne vuruyorsunuz? Manyak mısınız oğlum siz? Benim çağırdığım şeyler bana vuruyor ya. Lan gidin. Lan ölüyorum. Lan bırak. Lan öldük. Allah kahretmesin sizi ya. Bunu kim... Şurada ne yapıyorsunuz ya? Kendinize gelin ya. Gerçekten inanılmaz. Kendim bombamı beni öldürdü ya. Kaldır şunu. Bu ne lanet bir şeysin sen ya. Vallahi rezil olduk. El aleme kepaze olduk ya. Allah. Aşimeres'e vurdum yanlışlıkla. Nerede benim mezarım? Mezarıma da erişemiyorum. Şöyle çıkalım. Adamlar darbe yaptı ya. Bunun yerine güzel bir şey alalım. Vurdukça XP. Hadi o kalsın. Neyse ne diyordum ben? Şöyle bir şey yapsa çok mu alakasız durur? Ha, tamam oldu. Üst tarafı input değil mi bu? Beni bir salın ya. Benim işim gücüm var ya. Vallahi ben çalışıyorum burada. Gearbox'la falan işimiz bitti zaten. Drover key neden üstünde acaba? Hani bir gitsene ya. Evet. Bunları buradan aldık. Buraya bak bak şimdi bak modlu Minecraft şovun. Allah kahretmesin seni. Bir şeyi kırdırdın bana ya. Evet. Sen modlu Minecraft Show must go on arkadaşlar. Buradan giriyoruz aşağıya. Çok girdik. Geri çıkalım biraz. Böyle kazalım buraya direkt ya. Eyvallah. Oradaki bizim uranyumlar var ya, onları da getirelim. Şuradan şöyle çıkalım. Nerede benim uranyumlarım? Burada. Allah yine çarpıldık var ya. Şunların hepsini alıyoruz. Silk taşlı kazmamızla. Nerede benim silk taşlı kazmam? Burada. Blue Ice'da stick taş alalım. Bir talihsizlik, bir sıkıntı yaşamayalım. Buna da ihtiyacımız yok. Bunu da kır. Sen de şu an iptalsin. Sen de şu an iptalsin. Tamam. Okey. Buraya şunu vereceğiz. Burası kaç RF'te?
16, 32, 64. 640, bir 400 RF daha üretme ihtimalimiz var aşağıda. Medium voltaj kullanırsak. O yüzden high voltaj verelim direkt buraya. Yüksek voltajı dayayalım buraya. Ver babacım yükseği. Yakıt mı bitti? Yine benzin bitmiş. Aynen çok güzel oldu. Bu ne? Enerji input yaptık burada da. Aşağıdan bir relay daha vereceğiz. Tamam. Sen tamir ol. Burası ölüm garantili arkadaşlar buradan geçmek. Buradan çıkmak da ayrı bir dert zaten. Tamam. Bunda şimdi şöyle bir olay yapabiliyorduk. Wall mount'un bir tane daha var mı? Var. Bir wall mount kullanabiliriz gibi geliyor. Ya da wall mount'u direkt buradan kullanamam. Nasıl yapabiliriz? Şuradan direkt toplayamayız. Şuraya tam paralel bir şekilde relay lazım. Değil mi? Tam buraya paralel bir relay lazım. Buraya post atsak. Aynı yerden iki kablo geçebiliyor mu acaba? Hemen yeni deneysel bir şeyle karşınızdayım. Deneysel bir süreçle. Bir tane daha yapalım. Böyle de konnektör koysak mesela. Konnektörün içinden geçebiliyor mu kablolar? Merak ettiğim konulardan biri bu. Geçemiyor. Okey. Bunu da buraya bağlayamayız diye düşünüyorum. Bağlasak da çok kötü bir görüntü oluşacak. Bağlanıyormuş ama gerçekten kötü bir görüntü oluşuyor. Çok da umursamam gerektiğini farkındayım bu kötü görüntünün. O kadar da olacak. Tamam. Hatta güzel görünsün diye şöyle yapalım. Burayı da output yapalım. İki taraftan da girişler çıkışlar yaşansın. Şu an 4 milyon hem buradan geliyor, hem buradan geliyor, hem de aşağıdan geliyor. Bu elektriği arkadaşlar taşıyacağız. Bu elektriği taşıyacağız. Şurası bizim elektrik dağıtım yerimiz. Elektriğin gireceği bir yer lazım. Elektrik şuradan girebilir buraya. Araya bir tanecik şey atarız. Şuraya ikili post atarız. Sen bir git. Seni output yaptık değil mi biz? Evet. Şöyle. Tamam. Sen buraya ikili dağıtılıyorsun. Falan filan. Tamam, burayı temizledik bayağı. Sonra şurası kaldı. Buraya da şuradan bir tane post, şuradan bir tane post. İki tane postu çözeriz burayı. Yani bunların tam bir ortası yok bu arada. O yüzden şöyle yapabiliriz bence. Bu ikisi birbirini engeller mi? O konuda emin değilim. O konuda emin değilim. Bir deneyelim bakalım. Sana bunu bağlayacağız.
Hatta sana bunu bağlamaya da gerek yok. Sen de iptersin. Burası böyle. Tamammış. İşte al sana mis gibi kablolama. Daha ne olsun? Bundan iyisi yapılabilir mi? Yapılamaz. En fazla bu kadar iyi olabilir bir kablolama. Böyle kabloları görünmüyor. Nasıl çözerim? Magnezyum ekstraz modunu kaldırabilirsin istersen. Performanslı bir etkiye sebep olur ama haberin olsun. Ay bu değil. Ay yine açtık değil mi bunu? Telefonda abonelik yenileniyor olması lazım. Sekiz. 29'da kaldık. 14 tane de zaten. Şu an ihtiyacımız olanı yapabiliriz. Nerede benim şeyim? Çantaya atmıştım. İki tane daha yapsak bundan şimdilik kafi. 13 tane bundan. Redstone Engineering. İki tane bundan lazım. Iron Sheet Metal. Aşimenes Bora'ya abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederiz Aşimenes. Sağ ol, var ol. Atalım bunu buraya. Şunları da bu arada alalım artık bundan. Bunların bir vasfı kalmadı. Şunun içine biraz şeker atalım. Şekerimiz var mı? XP boşa gitmesin. Da şunlar şimdi kalsın bu kadar steel'ımız. Iron plate'lerimizi alalım. Silmişim iron bu arada. Redstone engineering yapıyorduk değil mi? Bunu da yaptık. Fluid pipe'ımızı alalım. Okey. Şu an görev vermeye hazırız. Sadece ve sadece bir bucket biodiesel aldığımızda görevimiz bitecek. 512 bucket dolmuş bile. Maşallah, maşallah. Hemen bunun ödülünü alıp fluid rotor'ı, ardından dizel jeneratörümüzün de ödülünü alıyoruz. Redstone Engineering verdi, iyi. Ekskavatörü yapmışız istemeden. Arada o da kaynamış. Ear Defenders. Bunu şöyle takıyoruz. Etraftaki immersive makinelerin sesini azaltıyor bu. Steel üretimi çarkolla oluyor sanırım. Red öyle yapıyordu. Şuraya direkt çarkol yakabiliyorsun burada ama çarkoldan kol kok yapamıyorsun diye biliyorum. Evet, sadece normal koldan oluyor. Bunun recipe ID'si neymiş? Bakayım yapabilirim yapamam onu söyleyeyim size. Tamam yapabilirim. Çarkolla kol kok üretimini aktif edeceğim bir dahaki güncellemede. Ne demiştik? Arkadaşlar siz söyleyiverin. Projektör. Buradan dizel jeneratörümüzü yapacağız. Dizel jeneratör birazcık pahalı bir cihaz. Biliyorsunuz. Biz de onlar iki tane yapacağımız için bir miktar uğraşıyoruz. Şimdi bunun input'u output'u nere? Dizel jeneratör diyelim. Radyatörlerin olduğu kısmın zıt tarafına input veriyoruz. Radyatörler karşıya bakacak yani. Aynen böyle.